Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnun. Adnan Bey 50 yaşlarında, karısı ölmüş, Nihal adında genç bir kızı, Bülent adında küçük bir oğlu olan zengin bir adamdır. Kızı ve oğlu ile konakta yaşamaktadır. Genç, uçarı, çapkın ve macera perest biri olan Behlül, Adnan Bey'in yeğenidir ve aileden sayıldığı için konağa sık sık gelmektedir. Firdevs Hanım şuhluğu ve serbestliği ile tanınan dul bir kadındır. Eşi de bu sebeple ondan ayrılmıştır. Firdevs Hanım, Bihter ve Peyker adlı iki kızı ile birlikte Boğaziçi'nin Mesire yerlerinde Melih Bey takımı diye tanınmaktadır. Adnan Bey bir gün sandal gezisinde tanıştığı Firdevs Hanım'ın büyük kızı Bihter ile evlenir. Bihter, babası yaşındaki Adnan Bey ile zenginliği sebebiyle evlenmiştir. Fakat bir müddet sonra sıkılır. Genç bir kadının yalnızca servet ile mutlu olamayacağını anlar. Kocasının yeğeni olan Behlül ile aralarında yasak aşk başlar. Bir süre geçtikten sonra Behlül bu ilişkiden sıkılır. Adnan Bey'in kızı Nihal'i sever ve onunla evlenmek ister. Bihter dışında herkes bu durumu olumlu karşılar. Bihter ise Behlül'ü kaybetmek istememektedir. Behlül'ü kaybedeceğini anlayan Bihter, olup biteni meydana çıkarmayı düşünür. Böylece hem Behlül'den, hem Nihal'den, hem de mutsuz evliliğine sebep olan annesinden intikamını alacaktır. Behlül, Nihal'le nişanlanır. Evlenmek üzeredirler ki, bir gün Bihter ile Behlül arasındaki tartışmaya tesadüfen şahit olan Nihal, yasak aşkı öğrenir. Bihter intihar eder. Behlül kaçar. Adnan Bey ve kızı Nihal yine eskisi gibi yalnız yaşamaya devam ederler.